Evet, batıl inancın var mı İbo? Batıl inancım var. Ne yapar? Ne var? Mesela işte sağ ayakla girme. Hani böyle klasik. İşte bazen batıl inanç geliyor gidiyor mesela bazen. Böyle hani küçüklükte çok duyduğun şeyler bazen işte... Gece tırnak keserken gece tırnak kesilmez diye bir şey geliyor aklına falan. Evet. O çocukken bize çok... Şimdi o kadar var mı bilmiyorum bu muhabbetlerini. Gece tırnak kesilmez var mı hala? Var değil mi? Z kuşağı falan dedik yani onlar da öyle bir şey hani. Hani iPad'i ters koyma falan filan gibi hani. Hani artık batıl inançlar şeydir hani. İşte çok yukarı kaydırın biraz aşağı kaydır. Anne baban kavga eder falan gibi böyle. Hani yeni artık dijital batıl inançlar var mıdır diye düşündüm yani. Bilmiyorum hani. Şifreyi bir kere yanlış girerim mutlaka ki falan. Anladın mı hani? Şifreyi sağ elle girmen lazım falan gibi şeyler vardır evet, ama. Hep böyle acaba? Var yani böyle ufak tefek bazen yokluyor insan ama o küçüklükte hep annelerimiz, dedelerimiz. Ben bugün kurşun döktürdüm. Kurşun döktürme batıl inançça girer mi? Girer. Tabii girer. Kurşun girer. Şimdi durup dururken ben senin kafanı şimdi kapatsam ve üstüne bir şey döksem. Kurşun döktürdüm mesela bugün. Böyle bir nazar falan ona inanırım mesela. Çıkmış mı şu an? Çıktığı halin mi şu an? Hayır ama da... Şu an çıkmış halin mi? Şu an nazarsız mısın? Evet. Apandisitsiz mi? Nazarsız mısın? Nazarsızım şu an. Maşallah. Kem gözler bana şu an bir şey yapamaz. Şu an pamuk gibisin biliyor musun? Var mı şu an aranızda böyle çok enteresan batıl inancı olan seyircimiz? Böyle ben şunu yapmadan mutlaka evden çıkmam ya da bir işime başlamadan önce böyle yaparım. Balkona da sorayım. Var mı? Var. Şuraya bir mikrofon alalım. Benim mesela başıma kötü bir şey geldiğinde ya hep böyle giymeyi sevmediğim kıyafetleri giymiş oluyorum ya da çok az giydiğim kıyafetleri giymiş oluyorum. Yani eğer önemli bir yere gideceksem genellikle çok giydiğim kıyafetleri giyiyorum. O zaman hep başıma güzel şeyler geliyor. Bu annenin de işine gelecek bir batıl inanç. Yani çok kıyafet alma. Hep eskileri giy. Olur mu demek oluyor değil mi? Güzel. Tutumlu bir batıl inanç. Çok güzel. Farklı biraz. Çok güzel bence. Ama o bende de var mesela. Bazen çok kötü bir şey gelince böyle bir gömleği mesela bir 5-6 kere giymediğim oluyor yani. Çok kötü. Öyle mi? Böyle bir bak bende de bir şey var öyle ufaktan. Hani çok kötü bir şey haber aldım bu gömlek üstümdeyken. Onu bir 5-6 kez böyle bir pas geçiyorum giyim. Hadi be. Tabii. Ben siyah tişört giyerim sonra başka siyah tişört. Benim için olmuyor. Hangi siyah tişört ne olduğunu bulamıyorum vallahi. Bir şurada da bir kalktı. Hemen şuraya da verelim. Bende şöyle bir şey var. 2 saat evde oyalanmam lazım. Yani o 2 saati geçirmezsem direkt hızlı çıkarsam çıkamıyorum evden. Yani her bir yere gitmeden önceki 2 saat mi yoksa evde her gün 2 saat geçirmem ya mi? Mesela dışarı çıkacağım, hazırlanıyorum. Hazırlansam bile 2 saat beklemem lazım. Hazırlandıktan sonra? Evet. Ya annem çok kızar hatta. Ablalarım da çok kızıyor. Mesela 2 saat bekleme artık çık evden falan. Bilmiyorum hazırlanamıyorum bir türlü. Bu böyle bana üşengeçlik gibi geldi. Batıl inanç gibi değil de. Ama enteresanmış. Hazırlanıp 2 saat duruyorum bekliyorum. 2 saat önce onu bildiği için 2 saat mesela. 1'de buluşacak öğlen diyelim 11'de. Hazır oluyor ki evet. O 2 saati geçirebilmek için. Evet ama ben şeye inanıyorum böyle hızlı çıkınca kötü bir şey olacak gibi geliyor. Buraya gelirken çok tamam, yavaş çıkıyorum. Nasıl hızlı çıkın anlamadım ki o nasıl kötü bir şey olacak. Evde oyalanmadan çıkıyorum yani öyle diyeyim. Anladım. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Şifa versin. Bu skeci 5 kişiye gönder skecin adı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Anne ne yapıyorsun ya? He, Instagram'dan filtre deniyorum İhsan. Sen de ister misin? He? Instagram mı? Senin Instagram'ın mı var? Evet var. Nedime XXX1. Ekle beni. Takip var. Benim Instagram yok. Ne takip edeceğim ya? Ne yapayım? O da senin salaklığın. Ne? Salaklığın. Anne ne oluyor? Anne! Aşağı değil. Anne! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kendine gel. Biraz beklemen lazım. Titreşimini ayarlayamıyorum. Mesaj gelince böyle titretiyor her defasında. Hayriye teyzen göndermiş. Ne diyor? Bak, vallahi ben de inanmazdım böyle şeylere ama gerçek bu. Bu mesajı 5 kişiye gönderirsen dileklerin gerçek olur. Ana, göndermezsen türlü türlü felaketler seni bulur. Mahvolursun, tükenirsin, yıpranırsın, incinirsin. İncinirsin mi? O ne ya? Ya işte hayatın dememiş. Söyletme be. Tövbe tövbe.
Allah Allah! Ya inanmayın şöyle şeylere ya! Hurafe kadın bunlar ya! Yahu dinlemedin mi? Ben de inanmazdım ama oldu demiş. Ben inandım. Ben ne kaybedeceğim? Dileğim gerçek olur belki. Ahanda gönderdim. Ben de gönderdim anne. Aha! Aha İhsan! İyi ki gerçek oldu. Gelin gelsene kumandayı getirse diyordum da buradaymış, yanlış oldu. Dileğine sağlık anne. Ya o ne yapıyorsanız yapın, beni bulaştırmayın da ne yapıyorsanız yapın ya. Yok ben kişiye gönderecek mi? Yok efendime söyleyeyim, bir türlü felaketler seni bulurmuş da. Ne oluyor lan buna? Aha mesajı göndermedin, bilgisayar patladı işte. Ya ne alakası var mesajla bilmem neyle ya? Nasıl? Aç kendine gel lan. Felaketler peşini bırakmayacak İhsan. Ay dur anne, sen de çok kötü güldün ya. Dur ben bir bakayım. Merhaba anne, Dimex1'in evi mi? Evet, benim. Ne oldu, kargom mu geldi? Vallahi bir dileğim de buydu. Gönder. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Temassız teslimat seçeneğini seçmişsiniz. İyi günler. Vallahi bu ne hız? Hayalim gerçek oldu. Gördün mü? Gönderdim, hemen gerçek oldu. Ya anne ne hayali ya? Sipariş verdin geldi, bunun mesajla ne alakası var? Ya bu zamanda kargonun hızlı geldiği nerede görülmüş? Şapşal anne, oldu benim. Aç bakayım neymiş? Ay. Ay anne çok güzel, tam senin tarzın. De yanlış gelmiş. Kargo yanlış gelmiş. Al sana mesaj. Yok. İnternetten sipariş verdim. Birebir aynısı bu. Gerçek oldu. Vallahi bu mesaj işi tutuyor. Anne sen bunu nerede giyeceksin de siparişini verdin ya? Sana ne be? Allah Allah. Git kapıya bak ya. Kız arada sana da vereyim sen. Kafayı yemişler yemin ediyorum ya. Selamun aleyküm Eşan abi. Lafı hiç uzatmayacağım abi sana. Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama söylemem de lazım. Aslında bunu arayarak da söyleyebilirdim ama dedim ki yüz yüze daha iyi olur. Çünkü sonuçta yüz yüze bakan insanlarız yani. Normalde ben böyle şeyleri düşünmem ama bugün düşündüm. Başta da söylediğim gibi lafı hiç uzatmayacağım. Allah'tan var ya, hiç uzatmadın lan lafı. Vallahi onu söylesene ne karnı ağrımda. İhsan abi, senin arabayı çektiler. Çektiler mi? He çektiler. Yeni bir model çıkmış biliyor musun? Arabanın yanına yanaşıyor, vızt kaldırıyor, vızt koyuyor, çat götürüyor. Kaldırarak götürüyorlar. Tamam, çekmemiş oluyorlar, kaldırmış oluyorlar o zaman. Ay ağzını yediğimin yengesi. Ben de aynı şeyi düşündüm. Aynı şeyi düşündüm biliyor musun? Hatta onlara ne dedim? Bak buraya iyi dinle. Dedim ki siz artık çekici değilsiniz, kaldırıcısınız. Lan siz ne anlatıyorsunuz lan? Ne anlatıyor? Arabayı çekmişler, çok kaldırdı mı bilmem ne bir. Ne anlat? Lan araba çekilirken sen ne yapıyordun? Hiçbir şey demedin onlara ya. Ne yapayım abi? Orada bir akıl tutulması oluyor yani. Bende de vitamin problemi var. B1, 2, 3 var. 4'ten sonrası yok. O mesajı atacaktın İhsan. He, bak o 5 kişiye gönderilen mesaj. Evet. Hatice Hanım bana gönderdiği anda ben hemen gönderdim. Abi göndereceksin onu. Bütün dileklerin gerçek oluyor. Ben şey diledim, dedim ki bugün gerçekten merdivenleri silmek istemiyorum dedim. Kapıdan bir çıktım, merdivenler tertemiz. Tertemiz bak. Tertemiz. Kim temizlemiş? Kimse. Gözüme bir temiz geldi bugün. Oğlum ne anlatıyorsun ya? Sen yemin ediyorum işten kaytarmaya bahane bulmuş, ona konuşuyor. Hadi çık hadi yürü git. Gitmek diyor. Bak ben de gitmeyi düşünüyorum. Bu ara filozofum galiba. Gitmeyi düşünüyorum ama gitmek, sadece gitmek olmuyor abi. Arkada bıraktıkların da var yani. Loplarım çalışıyor mu diye baktım, filozofum ya. Loplar çalışıyor, merak ettim ama biliyor musun? Dur. İkisi de çalışmıyor biliyor musun? Kendi haline takılıyorlarmış. İyi, çok da mühim bir şey ya, değil. Ne inat ettin be adam ya? Of şimdi felaketler peşini bırakmayacağım. At kurtul işte üstüne şu mesajı ya. Ya atmayacağım ya. İnanmayın diyorum şöyle şeylere. Hurafe bunlar. Yahu türlü türlü işaret geliyor İhsan. Evet, evet. Aha bak bir tane daha geldi. Selam komşu. Ay hoş geldin komşu. Hoş bulduk. Ede yemek yaptıydım da fazla geldi. Ziyan olmasın dedim, size getirdim. Ne dersiniz? İnanmıyorum. Ben de bugün ne yemek yapacağım diye düşünüyordum. Sen bunu mu diledin ya? Gayet de bunu diledim işte. Ay çok mutlu oldum. Hani yemekler nerede? Bağırıp getiriyor birazdan. İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu akşam ne yiyoruz? Bu akşam ne yiyoruz? İşte onu diyorum. Bu akşam ne yiyoruz? İşte aynı soruya soruyla cevap veriyor. Ne yiyoruz bu akşam? Bu akşam
Pilav üstü. Baklava yiyoruz. Şöyle bir size şey. Pilav üstü baklava mı? Yerine çok güzel diyeyim. Ya. Hadi bak, aç ağzını koy. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet, Yezidine göre hayatım, biz artık gidelim. Daha bir sürü kadının hayalini gerçekleştireceğiz. Çok teşekkür ederim Faruk Bey. Bu akşam nereye gideceğiz? Bilmiyorum. Bu akşam evinize gideceksiniz. Evinize gidin çünkü insanların anne, evi olur. Anne, şunun güzelliğine bak. Ana, kız pilava da bayılırım ha. Vallahi bak, Allah bu mesajdan razı geçsin. Ya ne Allah Allah ya. Çıldıracağım ya. Ya anne, mesajdan ilgisi yok diyorum sana. Adam getirdi ya şimdi. Ya saçmalama. Ben mesajı 5 kişi yapmasaydım yemek yoktu bugün. Buna cevap ver. Yapacaktın Hatice. Nereden belli? Belki yapmayacaktım İhsan. Allah Allah. Aç kapıya bak. Çok konuşuyorsun İhsan. Kafayı yediler ya. Selamünaleyküm İhsan abi. Aleykümselam Naci, hoş geldin. Hoş gelmedin. Benim oraya 0-0-0. Ne oldu ya? Hayırdır? Ya senin yüzünden bütün paramı kaybettim abi ya. Gör. Ya bir dur ya. Ne oldu oğlum? Niye benim yüzümden? Ben ne yaptım? Ya abi senin şirketin borsadan hisselerini aldım. Bütün kağıtlar çakıldı ya. Lan ben mi dedim sana git bizim şirketine, borsasını, hisselerini, parçayı al diye? Gözlerin der gibi gibiydi. Sana sordum işler nasıl dedim, şükür dedin. Şükür demek proje var, yükselecek işte iş yerin. Allah Allah. Vallahi buraya kadar geldi ya. Senin yüzünden bütün parayı bastık zaten, gitti, her şey gitti ya. Ya şu adamın haline bak ya. Bir arkadaşından değerli mi ya? Mesela yuvaları yıkılmış, görmüyor musun ya? Sen ya sen dur ya, hala bak konuşuyorsun. Geçmiş olsun Naci de yani. Geçmiş olsun deyince geçiyor mu? Soruyorum size, geçiyor mu? Geçmez yavrum, geçmez. Ben bilirim. Heh, arkadaşım sana bozuldu abi, boz. İyi al, bozdum. Ulan senin yüzünden arkadaşlığımız bile bozuldu. Ben artık buraya kadar geldim. Dayanamıyorum artık. Yeter ya. Vallahi yeter. Şuna bak ya. Ulan geldim mi her şey üst üste geliyor. Naci de kafayı yemiş ya. 5 kişi be İhsan. 5. Öyle tek tek de atmıyorsun ha. Toplu mesaj diye bir şey var yani. Ya anne, atmayacağım. Atmıyorum mesajı, atmayacağım. Kaybetmeye mahkumsun o zaman İhsan. Ben karışmıyorum. Kız ne güzel dedin onu. Babaannem be, babaannem. Ver o mübarek elini öpeyim be. Ne oldu? Tamam lan. Ne oldu lan? Neye öpüyor? Bugün babaannem sabah mesajı attı. Ben de 5 kişiye gönderdim. Yolda ne bulsam beğenirsin. Ne buldun? 5 lira buldum. Ya sonra otobüs geldi. Tam önümde, kapısı açılmasın mı? Yok daha neler. Atıyorum lan eşlik sıpası. Yok ya, ne atacağım? Size son bombayı söylüyorum. Ne? Otobüste oturdum. İnanamıyorum. Gel bir sarılalım. Bu bir mucize. Mucize anne, mucize. Ya Allah Allah ya. Bugün neyle sınanıyoruz acaba Rabbil Alemin? Oğlum siz buna mı seviniyorsunuz lan? Evet baba. İstanbul'da yani otobüste oturmak mucize. Aman bırak, anlamaz o. Kaybetmeye mahkumsun. Anneciğim bak, canım canlarım benim. Benim başıma gelen türlü türlü felaketlerin sebebi meşas falan değil. Arabamı çektiler çünkü yanlış yere park ettim. Evet, ve bilgisayarım bozuldu çünkü külüstürdü, eskiydi, ondan bozuldu. Evet, meşazdan ilgisi yok bunların. Anladınız mı? Gayet de ilgisi var. O zaman olmazsa olamaz, anladın mı? Eğer mesajı attığımız için böyle iyi şeyler oldu. Naci'ye ne diyecek? Naci'nin kendi salaklığı. Ben mi dedim ona bir şey ya? Ya tamam, tamam. Senin dediğin gibi olsun. Ama bak biz mesajı attık, ne güzel şeyler yaşadık. Evet. Sen de göndersen de güzel şeyler yaşasan ne olur yani? Evet baba. Aha bak, cebimde tek çekirdek buldum. Aa! Yok ya, olmaz ki, hiç olacak şey değil ya. Hadi at artık İhsan, at. Ya anneciğim, atmayacağım. Lan niye niye sevindiğinize bir bakın. Cebinde 5 lira buluyorsun diye seviniyorsun. Ondan sonra ne yapıyorsun? Kargodan bir şey söylüyorsun, eve geliyor seviniyorsun. Lan yemek geldi kapıya, onu seviniyorsun ya. Evet, seviniyoruz. At işte mesajı. Hadi ya. At ya şunu artık. Atmayacağım. At. Meşaz değil ayrıca. Sabahtan beri meşaz meşaz diyorsun. Daha meşaz diyemiyorsun ya. Meşaz diyemiyorsun. İşte neyse ne, atmıyorum mesaj falan. Allah'ım anne ya, sen bir şey yap ya, ne olursun ya. Ne diyeyim, ne diyeyim? Tamam, atmazsan bu meşacı sana sütümü helal etmem. Ya anneliğini mi ortaya koydun ya? Koydum. Ya bu neymiş abi? Al atıyoruz ya mesaj. Al atıyorum. Ne olursun ya? Başına çok güzel şeyler gelecek anne. İhsan, ne diliyor? Ya bir şey dilemiyorum. Ne gerçek geçecek mi sanki ya? Ya baba dile ya, bedava sanki. Ne olacak ya, hadi ya? İyi, arabam geri gelsin. Tamam.
İhsan abi, senin arabayı kaldırmışlardı ya. Evet. Geri indirdiler. Aynı adamlar kaldırdıkları gibi indirdiler. Aa, gördün mü? Bak mesajı attın, nasıl gerçekleşti? Evet baba. Evet, öndeki aracı senin araç zannetmişler. Yanlışlık olmuş abi. He, meşazdan falan ilgisi yok. Evet. Yanlışlıkla kaldırdıkları için tekrar geri koydular gördüğünüz gibi. Ya başka bir şey dile madem. İyi tamam, başka bir şey diliyorum. Hadi benim bilgisayarım yeniden olsun, gelsin o zaman hadi. Efendim buyurun. Bilgisayar kazandı, çekilirse. Buyurun. Ya bir şey anlamadım, kimsin sen? Hızlı teslimat seçtiniz, tutmayın beni. Allah Allah. Sen mesaj mı gönderdin abi? Helal olsun bak. Çok iyi yapıyorsun. Gerçekten ben de bir dilek daha dilemeliyim lan. Ya. Ne dileyim? Bugün kimse benden sipariş istemesin. Dileğim gerçekleşti ya. Filozofum abi. Veriyorsun değil mi? İhsan dile. Dile. Kapılar açık. Bir tane daha dile. Allah Allah. İyi, bir tane de dünyanın o zaman güzelliği için. Dünya güzellikleri için. Pandaların nesli tükenmesin. Ya evet, tek olur ya. Ya sen güzellik yarışmasındasın ya. Bu ne ya? Allah Allah. Bu ne lan bunun? Bunun nesli tükensin oğlum. Bu ne ya? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Beşiktaş'ta yeni kebapçı açıldı. Evleri sermişimiz vardır. Ağda katalog. Tamam da sen niye panda kostümü giymişsin? Siyah beyaz olduğundan dolayı mı? Evet. Beşiktaş'tayız yani. Kartal olsaydı madem, bu ne ya? Aslında bu kartal kostümü ama benim de bir tuhaf duruyor yani. Anladım. Bu da bir tuhaf durdu abi. Evet. Hadi eyvallah. Sipariş verin. Bol bol sipariş verin. Bu neydi ya? Allah Allah. Bak gerçek ulan, işte hakikaten... musun? Demek ki bunun bir şeyi var yani, bir hikmetin şeysi. Tabii. O zaman ben bir tane daha diliyorum. Dile. Allah'ım ben terfi istiyorum, artık müdür olayım, yeter ya. Ha işte ya, müdür ol ya. Bak bakayım. Ulan patron gelmiş. Baba, patron gelmiş baba, müdür oluyorsun. Merhabalar, merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Suat Bey hayırdır, inşallah sizi buraya atan şey rüzgar nedir? Vallahi senin için geldim ya. Sen benim en eski çalışanımsın. Böyle bir haberi sana telefonda vereyim deme. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok ince ve çok... Çok ince. Sağ olun. Çok mutlu ettiniz beni. Sağ olun. Çok mu mutlu oldun? Evet, vallahi şu an böyle kelebekler uçuşuyor. Takla bile atacağım geldi şu an. Atmak isterim. Yazıklar olsun. Ulan ben burada nelerle uğraşıyorum. Seni keşke daha erken kovsaydım ben. Kovsaydın mı? Kovsaydım tabii. Haberin yok mu lan? Şirket battı. Battı ulan. Sana haber vermeye geldik buraya. Nasıl battı ya şirket? Niye battı şirket? Sorma İhsan. Sabah bir mesaj geldi. Beş kişiye göndermezsen dedi olmuyor. Hadi siktir lan oradan dedim. Battı şirket, gitti. Gerçekmiş mesaj. Battık. Peki gözünüze ne oldu? Sorma, dayak yedim. Ayının biri dövdüm. Ya ne mesajmış ya? Yere batsın mesajı. Artık Allah, artık dediniz, attık başımıza, gelene bak. Ya. Rezilerim. Senin yüzünden oldu. Çok güzel ki diyenler. Zil diyenler. Evet. Skeç böyle hani radyodaki şarkıların bittiği gibi bitti böyle. Fade out. Fade out bitti gerçekten. Yani skeç aslında çok olmak isteyen bir skeçti. Yani seyirci de aslında skeçi sevdi, girişi güzeldi, oydu buydu ama böyle skeç ortalardan itibaren bir sürekli bir üçe takıp vurdurmaya girdi, iteleme durumuna girdi. Evet, ne diyorsun? Ben skeci beğendim ya. Güzeldi ya, kötü. Bence güzel skeç. Kimin skeci bu? Metin'le Batu. Bence skeç güzel yani şey... sadece skeçte şey gibi bir problem oluyor. Yani ortasında hani artık anlıyoruz ki başına kötü şeyler gelecek ya. Hani anlıyoruz artık, kapı açıldıkça kötü bir şey gelecek. Yani orada böyle bir ufak daha taklatsaydı onu finalde kalan, finalde kalan şey ortaya olsaydı hani batmayı belki ortaya alıp hani orada bir tekrar taklattım bir şey olsa hani çünkü şey çok güzel yani çünkü şey oldu hani üçüncüden sonra artık anlıyoruz ki çaldığında o yüzden de bir sürprizi kalmaya başladı ama finali güzel bağlanmıştı mesela. Çünkü şirket battı diye borsa muhabbetiyle geldi. Ondan sonra da şirket batmış. Beş mesajı gelmesi. Atmadığım için olması güzel oldu. Ve bence gülmesi de
yani siniri bozuldu. Oyun icabı değil mi? Gülesin geldi çünkü. O an gülesin. Ama komikti yani mesela. Gülmem de çünkü herkesin bir siniri bozulmuştu. O gülme oyunu bence oyun olarak da güzel oldu. Ama yine de tam ortasında bir değişim istiyorduk. Hiç şey, onu bulamadık. Çok o anladım hani ilk skeçte de şeydi yani gitgide büyüseydi atmaması çok küçük şeyler oluyor. Hani araba kaçıyor. Hani daha büyük şeyler başlasaydı hani şirket battı bilmem ne oldu. Adam direniyor ama en son hani doktor geliyor. Öleceksiniz diyor. Yine atmayacağım diyor falan hani. Ya yani cenazesine kadar gidiyor iş falan hani. Ona kadar gitse hani o kadar büyümesi lazım diyordu yani. Hani evet. O şeyler çok hani değişimler küçük kaldı gibi geldi ama ben skeci genel olarak kurgusunu beğendim ama. Bir de bu tip skeçlerin en önemli şeyi hani bu tabii skeçle alakalı değil ama böyle skeçte bir taşıyıcı şaka hani hani çünkü çok aynısını tekrar eden skeçte biz de ona böyle bir antre alan herkesin antre aldığı skeçlerde hep böyle katlayıcı bir şakaya şaka çok ihtiyaç lazım. Oluyor yani. Biraz o taşıyor gibi aslında bu skeci biraz kurgudan ziyade. Çok güzel hareketler devam ediyor alkışlarınızla.